Selamlar, bir Dragon Ball Daima inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Öncelikle 4. bölümün incelemesini yapmadığım için 4. ve 5. bölümü bu videoda bir arada yapacağım, bilginiz olsun. Tabii incelemeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız ve abone değilseniz de abone olursanız seviniriz. 4. ve 5. bölümü aslında beğendim, fena değillerdi, yavaş da olsa bir şekilde ilerliyoruz. 4. bölümde dikkat çeken olaylardan bir tanesi şu böcek olaylarıydı. Senzu'ya benzer bir etki gösteren bir böcek vardı ve hatta onlardan bir iki tane aldılar. Ve ilerleyen sürelerde muhtemelen bunu da kullanacaklar. Yanı sıra fuzyon yapan böcekler de vardı ve onlardan da aldılar. Doğal olarak yine farklı bir birleşim göreceğiz gibi duruyor. Tabi burada önemli olan bu fuzyon nasıl işliyor. Biliyorsunuz Potara'da her iki kişinin güçleri toplanıyor ve dans fuzyonunda ise iki kişi de güçlerini belli bir seviyeye getirip yani ortak bir noktaya getirip fuzyon yapıyorlar. Yani doğal olarak insan gerçekten bu böceklerin fuzyon olayını merak etmiyor değil. Ayrıca fuzyon yaparken resimde 3 kişi gösteriyorlardı. Teknik olarak 3'e bölüp fuzyonda yapılabilir gibi duruyor. İlerleyen zamanlarda mutlaka bu fuzyon ortaya çıkacaktır ve bunlarla ilgili daha detaylı bir bilgi edineceğiz. Senzu ve fuzyon olayını bu şekilde işlemeleri açıkçası benim hoşuma gitmedi. Pek orijinal bir fikir gibi durmuyor. Biraz fazla zorlama gibi olmuş bence. Yine bunları yapmak istersen yapabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok ama büyülü bir dünyada bunu farklı bir şekilde yapabilirdin. Niye özellikle böcek seçiyorsun? Yani o kadar akıllar vesaire varken işte Potara'da mesela küpe, ne bileyim burada yüzük falan yapabilirdiniz. Yani büyülü nesneler olabilirdi. Yani illa burada olayı böceğe yormak biraz bana abes kaçıyor açıkçası. 4. bölüm sonlarında zaten Pancı ile tanıştık. Epik bir giriş yapacaktı aslında ama pek de umduğu gibi olmadı ve bu şekilde de bizimkilerle tanışmış oldu. 5. bölümde ise Pancı bizimkileri takip ediyordu ve orada ufak bir büyü diyaloğu geçiyor. O kısmı çok beğenmesem de Goku'nun diliyle burnuna değmesi, hemen akabinden devam eden diyaloglar aslında oldukça hoşuma gitti ve eğlenceli bir sahneydi. Lorio'nun Pancı'nın sorgucu karakterinden de oldukça rahatsızlık duyduğu çok açıktı. Kaleye gitmekte yardımcı olan Pancı'nın de kalenin prensesi olduğunu bir nevi öğrenmiş olduk. Bizimkilerden yardım isterken Goku'ya Pancı'yı teklif etmesi oldukça komikti. Biraz da bu bana Gyuma ve Chi-Chi'yi hatırlattı. Dende'yi tekrar bebek olarak görünce yine ben de şu mantık hatasına gel olayını tetikledim. Bu yüzden bu kısmı çok yorumlamak istemiyorum. Çünkü bunu önceden de belirtmiştim. Normalde Shenlong'un Dende'yi bebek haline getirmemesi lazımdı. Ayrıca şu uçak olayı ve uçmama olayı beni biraz fazla germeye başladı. Çünkü son 2 bölüm, 4 ve 5. bölümde bunu maalesef gördük. Yok, uçak kayboluyor, uçak arıyorlar, uçak buluyorlar, uçak düşüyor. Uçmak istiyorlar, yok neymiş kondisyon çok tüketiyormuş. Yani yolculuğu uzatmak için anlamsızca bir çaba var. Hani gerçekten çok büyük bir çaba var. Yani en basit normalde Kaioshin'in kaykay tekniği var. Pat diye ışınlanabilmesi lazım. Yani biraz bunları düşününce şu uçak olayı artık beni gerçekten biraz açıkçası germeye başladı. Bunu da belirtmek istiyorum. Kaioshin de Gloria'ya şüpheli yaklaşması güzeldi. Nitekim kral ile olan diyaloglarda anladık ki aslında Glorio'nun krala gidip böyle bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Tabii Kaioshin'in bu sorgulacı sahnelerini beğensem de unutmayın ki Kaioshin'ler normalde akıl okuyabiliyor. Yani bunu Dragon Ball Z'de de görmüştük. Burada hiçbir şekilde bunu yapamaması veya yapmaması bana açıkçası çok saçma ve yine büyük bir mantık hatası gibi geliyor. Umarım bunu ilerleyen zamanlarda mantıklı bir şekilde açıklarlar. Böyle unutulmuş bir şekilde kalmaz. Çünkü bu Kaioshin'in oldukça bilindik bir tekniğidir. Evet, inceleme biraz uzundu. İki bölümü birleştirerek yaptım. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Son iki bölüm güzel miydi? Yorum kısmına fikirlerinizi belirtirseniz seviniriz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.